<laughs> ok meydanında bizim sohbetlere çok katılırdı. Ya dedi hocam işler çok berşan durumda dedi ya. E dedim mübarek sen sohbetlere gelen bir adamsın. Ehli sünnet bir adamsın. Ailen eşin tesettürlü, çarşaflı. E, çoluk çocuğun medresede okuyor. Bu kadar güzelliklerin arasında illa insan imtihan olur ama yani bu nedir bu bereketsizlik? Niye? Demek Sibop'tan hava kaçırıyorsun sen kardeşim. Lastik bir yerden hava kaçırıyor. Gitmiyor bu araba işte. Çünkü rızkı Mevla'nın üzerinde. Neyse. Dedi dua gelinde bir dua edin işlerine falan. Bereket olsun. Bari dua senin de ağzından. Sen de Allah'a yalvar. Biz de yalvaralım yani. Aradan bir zaman sonra geçerken dedim ya bu abiye bir söz verdik. Hiç olmazsa bir gönlü alalım. Bir dua edelim. Bakarsın Mevla bir bet bereket verir. Huzur verir. Çünkü insanın dünyalı olmasa ahiret olmaz. Helalından rızkı eğer helalından güzel geliyorsa ahiret içeri kolay gelir olur. Adam adamda şuur yoksa zaten yani zenginler ne, ne alemde işte görüyoruz hallerini. Onlardan bahsetmiyorum. Tabii içeri biz girdik iki arkadaşız. Çektik arabayı sağa, İçeri girdik. O arkadaş sarı gene kafasında yazhanesinde bir şeyler yazıp çiziyor orada. Elemanlar 11 tane elemanı var. Ok meydan tarafında. Kasımpaşa'dan ok meydana giderken. <laughs> Tabii içeri girer girmez orada Müslüm Baba yıkıyor ortalığı amfiler yukarı koymuşlar. don damburu yıkılıyor ortalık. Elemanlar da koltuk imalat iş yapıyor. Hemen bir eleman patronu gördü. Ulan kapat lan kapat. Hoca geldi. Hoca geldi hemen. Birisi koştu gitti. Kapat hemen teybi. Ya hocam gel de böyle mi gel dedik. Mübarek insan bir telefon açar bir haber eder. ortalık toparlasaydık. Dedim ki abi o anda kapıdan Azrail Aleyhisselam gelse ne yapacaktın? Kapat lan kapat. Azrail'im geldi diyecektin. Diyemeyecektin. Azrail Aleyhisselam gördüm tevbe kapısı kapandı. Balık gibi çırpın artık ondan sonra. Ha, kancaya takılmışsın. Kim sana yüzüne bakar? Bunun çoluk çocuğu varmış. İşleri yarım kalmış. Dükkan bu olmasa kimi yürütecekmiş? Kimin umurunda olur ya? Vakti geldi mi Allah-u Teala alacak ruhunu. Şimdiye kadar düşünecektin. Bakın öyle mühlet verdi. Celle Celaluhu. Ondan sonra Azrail sen görsen ne yapacaktın abisi dedim. Vallahi hocam oraya hiç sorma dedi ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Sorma deme ya. Sorma deme. Bu olacak bu. Belki biz gittik 10 dakika sonra o gelecek. Yarım saat sonra gelecek. Ya. Dua istiyorsun. E ben sana dua edeceğim. Sen gene Müslüman baba gene çalacak. Akşamları gene haram işlenecek. Böyle dua isteme şekli olur mu? Sen de bir şey yaptı ya. Sen de haram varaları kapat hiç olmazsa Allah'ın rahmetini celb edecek. Tevbe istiğfar, gözyaşı bir şey yap sen de. Hocam dedi tamam da ben müziği şimdi kapatayım. Tekstil işlerinden çok var mı? Kadın karışık çalışılıyor. Bir sürü aramlar işleniyor. Zinalar oluyor. <laughs> ben dedim müziği kapatayım dedi. Vallahi dedi yarın sabah bir tane eleman gelmez buraya dedi. Hepsi kaçar gider. Nerede şarkı çalınıyor oraya giderler dedi. İş yok. O zaman yani. Gelmezler dedi. Ve gidelim abi. Ben sana şunu söyleyeyim. Sen dedim bir gizli kamera koydum. O gizli kamerada elemanlar baktın ki hepsi kasadan para çalıyor. Hepsi birbirine anlaşmalı hırsız. Veya da malzemeyi satıyor dışarıya. Oradan açık geliyor sana. Kasadan para gidiyor açık geliyor. Veya da müşteriden alıyor. Adam gelme diyor. Adam vermiyor parayı sana. Gizli gizli filmlerle sana kasadan kasayı boşaltıyorlar. Hepsi birbirine anlaşmalı hırsız. Ne yaparsın? Vallahi hepsini kovarım dedi. Ya paran gitti diye kovuyorsun ama imanın gidiyor belki tehlikede burada senin imanın. İman gidiyor. E, ne yapayım ben hocam? Ne yapayım? Allah kâfurayımdır. Öyle mi zannediyorsun sen? Ma garrake rabbikel kerim. Rabbin kerimdir diye seni ne aldattı kulum? Bu kadar haramlara hep Allah kerimdir, Allah kerimdir. Arkadaşlar Allah züllü intikamdır da. Allah intikam da alır. Niye o, o ismi şerifini bilmiyorsun peki? Biliyor işine gelmiyor çünkü. Haram tatlı geliyor. Yeter ki para gelsin. Nasıl geliyorsa gelsin. İşte bu kafa zihniyet milleti perişan etti arkadaşlar. Mas.